Evet. Airbus'taki teknik görüntüyle başlıyoruz. Teknik temel ve takas verilerini sizlerle beraber paylaşmış olacağız. Öncelikli olarak şunu ifade edelim. Hissede arkadaşlar ana destek noktasında olduğumuzu az buçuk görebiliyoruz değil mi? Şöyle aldığımız zaman bu noktada bakın şöyle ortalama değerler verileri aldığımız zaman ana destek bölgesindeyiz arkadaşlar. Bakın şu bant üzerinden aldığımızda ana destek noktasında olmamız bizler için bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Yine majör tepe noktalarını şöyle attığımız zaman hissenin bu destek noktasındaki görüntüsü bizi ilerleyen zaman dilimde bakın şu şekilde yukarı doğru atabilir arkadaşlar. Hemen şurada renk tonunu birazcık kısalım. Evet şuradan şunu hemen rengini siyah yapalım. Evet. Buradan arkadaşlar yukarı yönlü bir total hareketimiz olabilir. Yani bu banttan olabilir. Ana desteği tekrar test eder. Buradan olabilir. Teknik görüntümüzde yukarı yönlü bir hareket döngüsünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Airbus için değerli dostlar. Yine burada bizim için bir alçalan takoz görüntüsünü yine net bir şekilde bakın şöyle biraz daha minör görüntüde olduğunu görüyoruz. Son halinin destekten gelen bir dönüş olduğunu düşünürsek dirence doğru muhtemelen bir hareketimiz 118-119 bandına doğru bir hareketimiz ilk etapta oluşacaktır diye düşünüyoruz. Burada yatırımcının ortalama bakınız ortalama 98 seviyeleri dilimiz ortalama bu rakamlara stop noktası koyarak yukarı yönlü hareket beklentisi içerisinde takip etmesinde fayda var diyoruz. Airbus hissesini hareketli ortalamalarda şu anda tüm hareketli ortalamalar neredeyse altındayız. Sadece EMA altımızda bizim 81.60 ile EMA 500 var arkadaşlar. Yani 200 günlük hareketli ortalamanın dahi altında hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet, indikatörlere baktığımızda günlük periyotta MACD indikatörü alımda. RSI 47 banttan üzerine atması lazım olumlu seyrin devamı için. Hacimde ise çok bir artış yok. Hacim artışını görmemiz lazım. Hacimin şu anda zayıf olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. 3 günlük grafiğe bakalım biraz daha şöyle. Evet. Şu anda 3 günlük grafikte de 50 bantları RSI. Evet. Destek bölgesinden dönüşümüz geldi. Ancak bir hacim azalışı var. Yani şöyle bir döngünün daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Geriye çekilip eğer buralardan ikinci bir hareketi başlatırsa daha sağlıklı bir hareket olur. Dikkat edelim. 98 bantları altında. Bizi ta bakınız aşağılarda 75 bantları bekliyor olacak arkadaşlar. Evet Airbus'la ilgili düşüncelerimiz teknik açıdan bu şekilde. Ve hemen şimdi takas ve temel verilerini değerlendirelim. Öncelikli olarak takasa bakıyoruz. Airbus diyoruz. 3 aylık takas verileri negatif. Aylık takas verileri kısmen olumlu. Haftalık takas verileri başa baş. Yani takasta çok ne çok olumlu ne çok olumsuz diyebileceğimiz bir görüntüde başa baş görüntü potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Airbus özet raporuna bakalım şöyle. Evet radar grafimiz 5 üzerinden 3.67 oldukça güzel arkadaşlar. Büyümesi oldukça müsbet. Evet verimlilik, likidite. Burada bir iki eksiklik var. Öz kaynak oranı güçlü. Borçluluk yapısında kısa vadeli borçların artış olduğunu görüyoruz. Negatif. Karlılık bizim için önemli olan hususlardan bir tanesi. Karlılık her yönüyle olumlu. Büyüme. Drone varlık büyümesinde azalış var. Evet. Drone varlıklarda bir azalışımız var. Ciro büyümesine baktığımız zaman %66 enflasyondan arındırıldığında arkadaşlar yıllık bazda büyümesi. Evet ciro büyümesi bu şekilde. Satışlar yıllık %126 artmış. Enflasyondan arındırıldığında %66'lık bir karşılığa denk geliyor arkadaşlar. Temel anlamda da güçlü bir hissemiz onu söyleyelim. Ve buradan arkadaşlar temel anlamda güçlü.
temel anlamda güçlü. Onun dışında takas verileri başa baş bir görüntü içerisinde. Teknik açıdan da arkadaşlar destek bölgesinde olduğunu söyledik. Tekrar bir düzeltme 98 bantları gelebilir mi? Olasılık dahilinde diyoruz. Ve bu şekilde Airbus'u da burada kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Bu majör görüntü içerisinde umarım şu senaryomuz, bakın şu şekilde desteklendirence, destek, direnç, destek, tekrar bizi dirence 140'lı 150 rakamlara umarım taşır arkadaşlar. Evet, Airbus'u bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur değerli dostlar. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değil iseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup, katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye, %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak, 7/24 yüzlerce kripto paranın alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.